Konuşmuş Özkoç'a ulaşıldı. Engin Özkoç tarafından CHP'de bilgi verildi ve bu konuda da finans sağlayanlardan biri Engin Özkoç. Ve biliyorsunuz kendisi de Sakaryalı zaten. CHP'de işte CHP'nin haberi yoktu bilgisi. Doğru ifade değil. Benim muhabirlerimle de onların teyitleriyle beraber buna çıkıyorum. Zaten izlerseniz de orada Kemal Bey'in konuşmasının arasında bir kesit var. Teaser'ın arasında Engin Özkoç'un görüntüsünü de görebilirsiniz. Bizzat CHP'den destek sağlandı. CHP'nin Engin Bey'in görev verdi. Biri tarafından finans sağladı. Onun dışında da kalan finans desteğini iki tane iş adamından sağladılar. O bilgiyi paylaşmak istedim. Onun için söz aldım. Teşekkür ediyorum. Space Odası'da kavga etmişler. Onun üzerine de Hande Karacasu, o da kaydediliyor. Dava açacağım, cartçurt demiş. Dün izlediğimiz videonun üzerine. Sessiz istila 4. Ben izlemedim. Ben 2'den sonra hiç tanesini bile izlemedim. Ben dün, yani sen hiç şey değilsin, hiçbir şey bilmiyorsun abi. Efe ile benim aramda bir muhabbet geçti. Efe, haklı olanın nesi yokmuş kanka? Vallahi ben göndermedir diye düşünüyordum ya. Ne yalan hiç söyleyeyim. Chat, bana bir özür borçluyorsunuz. Bana çok muhalefet eden olmuştu. Vardı. İki de şöyleydi. İkinin, iki de bizi şey yapan Burhi'ydi. Burhi demişti. Hani böyle bir herkes Burhi topladı. Ben hatta son ana kadar hiç demedim. Sadece bir ses kaydı. En son şey yaptım. İki de bir şey, bir senaryo, bir senaryo falan görmedik. Bir şey görmedik. Burhi ayarlamıştı. Her şartta Burhi. Hani rica etmişti, şey yapmıştı. Herkesi bir araya toplamıştı. Ya Burhi'nin bende şeyi var. Kredisi. Kredisi var. Zaten o da konuyla alakalı açıklama yapmış. Aa, Burhi de mi bir şey demiş? Evet. Oğlum Burhi gönüllüdür zaten. Kendisi niye açıklama yapmış, kurban oldu. Ne demiş? Sol olduğu için buradan paylaşmış olayım. Sessiz İstila 4'ü oldukça etkileyici ve cesur buldum. Sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na yer vereceğini bilmiyordum. Ben de şaşırdım. Hande Hanım'a sordum. Açıklama yapacağını iletti. Zafer Partililer'de bu olayların üzerine Hande Karacasoy'u linç etmeye falan başlamış. Mesela Burhi bilmiyormuş derken, bu şu an izlediğiniz şeyden bahsetmiyorum. Ben onu görmedim bile. İpiden bahsediyoruz. Hani iki, bu hani biraz komik falan çekmişlerdi ya. Orada da bilmiyorduk. Orada sadece şey, Burhi abi böyle böyle bir şey var. Hani sen de bir voice over falan yapabilir misin? Bir iki cümle. Okey. Yani Burhi'nin kredisi sonsuz. Oh, yoksa ben diğer bölümleri izlemedim bile. Yani ikiyi de sonradan şeyde izledim. Evet, olay şu, anlaman için söylüyorum. Yorum yapman için değil abi. 20 dakikalık bir şu an yaşanan olayları işleme, toplumsal mesaj, diyaloglar. 20 dakikanın sonunda Hande Karacasu'nun kitap PR'ı, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis konuşmasında mültecileri göndereceğini ve Türkiye'nin kitap mı çıkarıyor? Kitap çıkarmış kitap biri. Ben o konuya muhalefet ettim. Dedim ki insanların milli duygularıyla oynarken PR kasmasına çok sinirlendim ben. Chat'ten de birkaç kişi dedi ki bence sıkıntı yok. Onun üstüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için olumlu, toplum için olumlu mültecileri göndereceğine dair 2014'lü yıllarda yaptığı bir konuşmaya şöyle, koymuş. Anladım. Anladım. Okay. Şöyle. Bu ikincisi çıktıktan sonra ilki şeydi, hatırlıyorsun. Hani ısınmacı konusunda dikkat çekme mevzusu falan filan. İkincisinde Burhi'nin ricasını yer aldıktan sonra bunlar tişört falan içine girmişlerdi. Yine yapabilirler dediğim gibi. Hani patentini aldık, tişört yaptık falan diye. O zaman da Burhi ile ben konuşmuştum. Demiştim ki abi bu şey değil artık, bu başka bir şey. Etik başka değil. Yok, etikten alakası yapabilirsin. Yine tekrarlıyorum, yapabilirsin. Yani marka seninse, şey seninse yapabilirsin. Ama dedim ben bir daha şey yapma, hani bir daha girmeyelim bu işe. Burhi ile konuşurken aylar oldu yani, biz bunu konuşurken bir daha da izlemedim, bakmadım da. Ben de çok yani rahatsız. Nisan, Mayıs, şimdi kaç çıktı? 4. 4 çıktı. Ben 3'ü izlemedim mesela. 3'ü de izlemedim, kaldı ki 4'ü bileyim. 3'ü ben de izlemedim. Ben de izlemedim. Dün şansa denk geldi. 4 çıktı dediler. Dedik bir bakalım.
Yani Burcu ile o dönem muhabbet etmiştim. O da okey haklısın demişti abi seninle. Kendince haklı argümanlarım var demişti. İK arıyorsun dediği doğru. Ümit para verince sıkıntı yok. Kemal verince mi sıkıntı? Doğru. Ben onu da bilmiyordum. Mesela Ümit Özdağ çıkıp ben finanse ettim falan diyene kadar onu da bilmiyordum. Ya bilmek zorunda değil mi? Tekrar altını çizim. Bu insanlar bize bilgilendirme yapmak durumunda değil. Tabii de biz izleriz, yorumlarız onun sonunda. Ümit'in finanse etmesi mesela beni hiç şey yapmamıştı. Çok absürt bir olay gibi gelmemişti bana. Çünkü çok kar amacı güden gibi bir şey durmuyordu. Yok artık... Şey diyor Çet, hani siyasi propaganda açısından. Hani Ümit propaganda yaptırabiliyor da Kemal mi yaptıramayacak diyor. Evet haklı da... Bu bir argüman değil, argüman. Biri samimi, diğeri değil diye bir argüman olmaz. Öyle bir saçmalık. Siyasette öyle bir saçmalık olmaz. Ben şaşırdım vallahi Cas, ben beklemiyordum. Çünkü benim kafamda algı şey, kusura bakma da, işte Zafer Kanadı ile çok yakın. Kalkıp da herhalde Kemal Kılıçdaroğlu propagandası yapılmaz diye düşünüyordum. Belki de bilmiyormuştu, açıklama yapacakmış. Ben kendi adıma konuşuyorum. Aklınıza bulunsun. Chat size söylüyorum veya bu tür olayları izleyen insanlara söylüyorum. Milli duygularınız çok kolay manipüle edilip insanların siyasi veya kişisel kar amaçları için kullanılıyor. Siz de buna ön ayak olup kendinizi piyon olarak kullandırtıyorsunuz. Ben insanların olun. Kendini kullandırdığını sanmıyorum. Abi ben... Ben 2'den sonra bile insanların olmamış falan dediğini çok iyi hatırlıyorum, beğenmediklerini. Ki ben de söylemiştim şey sonradan. Abi bu komedi işi fazla olmuş falan diye. Yani millet o kadar aptal değil, anlıyorlar. İkiyle herhalde en çok dalga geçen tayfa bizizdir. Ben çok dalga geçtim. Çok cringe'di bana göre. Ki önden söylemediler. Hani, ama dediğim gibi ben zaten Burhi rica ettiği için yaptım. O yüzden beni pek bağlayan mevzu yok. Ben rica üzerine yaptım bunu. Ya ben benim eminim. Fazla mevzu yok. Yani çok da efor sarf etmedim. 3 cümle bile kaydı aldım o kadar. İşte ben sadece şaşırdım ya. Çok şey yapmadım. Beni çok etkilemedi yine yani. Kalkıp da kimseyi linç edecek halim yok. Kaldı ki ben 4'ü beğenmiştim de. Dün ben de söyledim. Beğendim bu arada. Ben de beğendim. Ben genel anlamda ya. Güzeldi. Genel kötü anlamda bir iş güzeldi. Olmamış. Ya böyle mevzu bir tane yaparsın, bir kısa film. Tamam. Yani dikkat çekme amaçlı. Evet. Hiçbiri olmadan sadece 4 olsaydı çok başarılı olmuş olurdu. Bence de. 3'ü de izlemedim, 4'ü de izlemedim. Abi de hapse girme durumu var tabii. Orada mecbur destekleyeceksin. Yani. Bu arada Halide Hanım abi, dünkü video çok radikaldi. Ondan da başı çok ağrıyacak. Ben onu bilmiyorum yani. 2'den sonra, 2'den sonra, 1'den sonra içeri alınmıştı. Biz zaten orada keşfetmiştik onu. Şey, 4'ün konsepti de zaten abi o. Hande'nin içeri girmesi. Hande Hanım'ın. İşte mücadelesi bilmem ne falan filan. 4'üncünün konusu oydu. Neyse, tamam. Ben fazla bile konuştuk mevzu. Ben de sizden haberdar oldum şimdi. Ben de şimdi chatten öğrendim. Bu kadar biliyoruz. Belki 50 bin tane daha şey vardır. Geçelim. Burhi'nin de Burhi bir rol mü aldı? Bir şey mi yaptı? 4'te? Burhi bir yerde sadece mahkeme ve avukatlık. Oynadı mı 4'te? Oynamış, 4'te de oynamış. Ama oynamış dediği de bir sahnede gözüküyor. Konuşması bile yok galiba. Neyse ya. Canı sağ olsun. Oy, olsun ya.